Beşiktaş maçlarında Uğurcan bambaşka bir kimliğe bürünüyor aslında. Yani içeride dışarıda Beşiktaş maçlarında ahtapot gibi. Uğurcan zaten kolları her yere uzanıyor yani. Bir tutmaya başladığı zaman zaten istediğin kadar vurdu, her yerden çıkartıyor. Hocam o vardır değil mi bir kalecide? Ya bence ya biz çok şey bir ülkeyiz. Hemen aşağı çekiyoruz, yukarı itiyoruz. Ya Uğurcan bence çok iyi bir kaleci. Hem fiziksel özelliği olarak hem kaleci özellikleri olarak. Mert aynı şekilde, Altay aynı şekilde. Şimdi Eyüp'te Berke oynuyor, ben çalıştığım için biliyorum aynı şekilde. Ya değerlerimizi çok çabuk yıpratıyoruz. İşte Altay 2 maç, biraz 3 maç neyse veya hadi 3 ay 4 ay diyelim. Bir sallandı, hemen yerine kaleci alındı veya Altay'ı gönderdik vesaire vesaire. Bunlar bizim için bir değerdir, Türk milli takımı için bir değerdir. Ama bu değerleri nasıl yükseltiriz? Onları ödüllendirerek yükseltiriz. Uğurcan'ın sıkıntısı biraz yüzü eskidi Uğurcan'ın Trabzon'da. Abi, tek sıkıntı yüz, o. Yüz eskimek değil bence ya. Niye eskisin? Kaç senedir kalede Uğurcan? 4-5 sene sence var. 6 sene. Olur mu ya? Hocam 17 sene. Kaç senesi oldu? 17 sene. Ama aynı şey değil. Volkan'ın hocam, bir durum değil yani. Benim 17, 18 17 sene. 2018'di çünkü 18 en son. 18 sene. Tabii. 2 senede hocalık 20 sene. Bu arada Beşiktaş'ın deplasman karnesi çok iyi değil. Lugano maçında da biliyorsun 3-3 oldu. Evet. Şimdi yine deplasmanda. İçeride çok iyi oynayan bir Beşiktaş ama deplasmanda aynı performansı gösterdiğini söylemek doğru olmaz yani. Doğru. Lig performansı açısından da aslında üretkenlikle yani ilgili olarak. Samsun maçını kazandı ama Samsun maçında da iyi performans göstermedi. Doğru. Goller arka arkaya gelmişti. Orada da değerlendirdik. Evet. Ceza alanı içerisinde topla buluşma sadece 5'ti. Ersin. İlk Samsun maçında şunu söyledik, hatırla. Beşiktaş takımı öne geçtiği dakika oyun geçişe döner. Ondan 3-4 gün önce de Galatasaray'la kupa maçı oynanmıştı Olimpiyat'ta. Benzer şey olmuştu öne geçtikten sonra. Beşiktaş takımı ne yapacak? Öne geçecek. Yani gol yemeyecek, 0-0 oyununu oynayacak. Gerekirse yaslanacak, gerekirse birinci bölge oynayacak. Ama öne geçmek zorunda Beşiktaş takımı. Ama bugün seti halinde de yani böyle kapanan bir takıma karşı aslında oyunun kontrolü... Set halinde evet kontrol sende ama Al Musrati gibi ağır bir oyuncun var senin. Oyun yön değiştirmesini çok yavaş yapan, topu hızlı kullanmayan, onun yanına da bugün Joe Mario geldi, daha alışmamış takıma belli ki. Tempoyu çok düşürdü yön değiştirmede. Hızlı hücumlara dönemediler. Yani hızlı yön değiştirme yapamadılar. Dengesini bozamadılar Trabzonspor'a. O yüzden söyledim Joao Mario için. Bugün doğru tercih miydi Trabzon deplasmanı için tartışırız. Hele maç 10 kişi kaldıktan sonra ben olsam direkt Semih'i atardım içeri. Bak dikkat et, Semih girdikten sonra o bölgede çok iyi işler yaptı. Semih de çok dokunuyor be abi. Bak sallanıyordu bir de. Yani çok formda bir Semih izlemiyoruz son haftalarda. Çok dokunuyor, çok. Evet. 1-2 çalım. Değil mi? Ver. 1-2 çalım ver. Evet. Çevre kontrolünü geliştirmesi çok, lazım. Yani çok kafayı eğiyor gidiyor yani. Biraz aslında oyunu bilse çok yani acayip bir yeteneği var. Farkında mı bilmiyorum ama. Gücü de var. Yani top şansı önde kalıyor. Yani o beceriyle kalmıyor top önünde bence. Tabii top şansı. Kafayı eğiyor gidiyor yani. Birine çarpıyor önüne düşüyor. Bir karşı karşıya kaldığı evet. Pozisyon var son anda. Defans oyuncusu ayağını koydu. Ya biraz daha topla erken ayrılabilirse çok daha büyük işler yapabilir. Çok topla kafayı yiyip bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün mesela oyun 10 kişi ve özellikle 60. dakikadan sonra Beşiktaş'ın Trabzon'u yasladığı anlarda ben Immobile arkasında çok aradım Semih'i. Oralarda olması lazım yani. Hatırla, çıkış maçı da bir Trabzon maçına tekabül ediyor Semih'in. Doğru. Orada kalabalığın içinde alıp dönüp inanılmaz bir vuruş yapmıştı. Bugün de tam oralarda gezmesi gereken işler. Peki Immobile Mustafa Ekimoğlu aslında birlikteliği olmaz mıydı? Yani ya Mustafa'nın zaten, oyuna girmesi... Immobile zaten kalmış bu bir, maçta çıkmaz. Onun için diyorum yani ben de mesela yadırgadım doğrusu. İlk etapta da ben acaba bir sakatlık var mı diye düşündüm ama... yayına girmeden önce de yokladığımda bir sakatlıkla ilgili belki basın toplantısında bilmiyorum tabii Van Bronckhorst mesela Jason Fernandez kendisi şöyle söyledi. De olabiliyor. Oyuncu böyle çok hafif bir ağrı hissediyor. Söyleyebilir, onu söylemezler yani. Evet. He, anladım. Onu söylemezler ama bence sakatlıktan da yoksa Immobile golünün ihtiyacı olduğu maçta çıkmaz. Ama yüz ifadesinde öyle bir şey söylemiyordu. Vardı. Evet yani ben onu gördüm. Evet, ekrana yani bir tavır bitirip yapmadı tabii ki yanlış anlaşılmasın ama anlayabiliyorsun yani hani bakması skorboard'a sağ kenarına gelirken ki sonra kenarda da hatta bir diyaloğu oldu. Çok iyi bir Beşiktaşlı arkadaşımla izledim. Draguş çıkarken yaptı o tribi. Draguş. Trabzon'da. Onu hissettim ben. Ama Immobile'de öyle çok hissetmedim. Draguş normal ya. Oyuna girmiş tekrar çıktı. Evet. Tamam mı? Son dakika bir daha.
Şeyde çok iyi bir Beşiktaşlı arkadaşımla izledim. O da mesela bizler gibi düşünüyor. Yani maç bir birken niye Immobile'yi çıkarıyorsun dedi. Niye çıkıyor yani? Doğal olarak gözler de kulübede gidiyor. Doğru, bir bakıyorsun. Evet. Hocaların açıklamalarını bir bakalım. Daha sonra basın toplantısında ön plana çıkan detayları tabii ki vereceğiz. Giovanni von Bronckhorst diyor ki maç aslında beklediğimiz şekilde başladı. Baskıdan çıkmak için kırmızı kart bize yardımcı oldu ama kırmızı karttan sonra iyi reaksiyon gösteremedik. Kolay bir gol yedik. Sistemde değişikliğe gittim daha sonra. İlk yarının sonunda en iyi oyunu sergilediğimiz süreydi. Golü de bulduk. İkinci yarıdaki performansımızdan dolayı mutsuzum. 10 kişiye karşı daha fazla fırsat bulmalıydık. Rakip 10 kişiye daha az boşluk verdi. Elimizden geleni yaptık ama bugün 2 puanı kaybeden tarafız diyor. Futbol bu. Fırsatlar yaratmaya çalıştık. 2-3 gol atabilirdik. Golü yememiz işi zorlaştırdı. Rakip 10 kişi daha az boşluk verdi. Hızlı hareketler yapmamız gerekiyordu. Bunları yaparken en yüksek hızda gerçekleştirmedik. İkinci yarıda bunu istedik ama yapmadık. Bu maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Genel olarak savunma yapmak, hücum yapmaya kıyasla daha kolay olur. Bir sonraki 10 kişiye karşı oynamak için bugünden bir şeyler öğreniyoruz demiş. Çok realist bir yaklaşım. Çok realist de bir açıklama. Bence iyi bir maç analizi yapmış Van Brokos. Doğru, katılıyorum ben de. İyi bir maç analizi. Görmüş, hiç bahaneye de üretmeden neden yapamadığını. Bazen zaman zaman teknik adamlarımıza şunu soruyoruz. Diyoruz ki bugün ne düşündün maçtan önce? Maçı oynadın, maçtan sonra düşündüklerinle yaptığın arasında fikir ayrışmazlığı oldu mu? Diyor ki 10 kişi kalacaklarını düşünemedik diyor işte. Hı? 10 kişi kalacaklarını düşünemedik. Hızlı hareketlerden yani kastı. Yani neyi yapamadığını anlatıyor ya teknik adamlar. Evet. Diyor ki oyunu hızlı oynayamadık. Kapanan savunmaya karşı daha çabuk hareket etmemiz gerekiyordu. Daha çok fırsat yaratmamız gerekiyordu. Sistem değişikliğine gitmemize rağmen çözemedik. Bu realist bir yaklaşım. Neyi yapamadığını anlatıyor. Bunu bekliyoruz açıkçası bütün hocalarımızdan. Ya ikinci yarıdaki oyundan memnun olmadığını dile getirmiş ama sonuçta 45-67 arası İyi bir süre. Yani mesela ilk değişikliğini 67 yaptı hoca. O bölüme kadarki süreç içerisinde de Beşiktaş sadece 60. dakikada Rafa Silva'nın o biraz önce ben bahsettiğiniz pozisyonu vardı. Yani o ana kadar Beşiktaş'ın evet topa sahip olması, oyun hakimiyeti Ersin, var ama... Bir hatırlatsana bana 67'deki ilk değişiklik Semih değişikliği mi? 67. Nice. Dakikada Muçu El Musrati, evet. Semih Raşisa değişikliği evet. Oldu. Ki bence... Sistemde değişikliğe gittiği dediği yer orası işte. Semih'i kenara attı. Muçi'yi sağ tarafa attı. Mario'yu içeri çekti. Mario'yu içeri çekti. Joao Mario'yu. Ama Mario da 8 gibi oynadı. Yani forvet arkası gibi oynamadı. Orada da şöyle bir şey var. Ümit Hoca doğru söyledi. Van Brokos söyleyince de çok geçerli kılıyor. Şimdi benim ömrüm kapalı savunmalara karşı oynamakla geçti. Yani hep de şu beklendi. Çöz, çöz, üret, çöz, üret. Şimdi bir tane, 2-3 tane çok basit metodolojisi var bu işin. Çok. Bir, hızlı hareket edeceksin. Yani sadece topla da değil, topsuz da hızlı hareket edeceksin. Yani rakipten bir tık önce düşüneceksin. 2, takım arkadaşların da seninle beraber aynı senkronda olacak. 3, işte çok basit bir tabirle teknik adamlar daha iyi biliyorlar. Ya kenara inip açacaksın ya uzaktan şut atacaksın. Soralım bugün, kenar orta yapmış mı Beşiktaş? Evet ama sol taraftan kenar orta değil. Vardı. Masuaku tarafından. Evet, sağ taraftan yerden soldan orta. Etkili değil. Çok orta gel. Belki 13-14 orta var ama içeride santraforu buluşturan ortalar değildi. İsabet yok. İsabet konusunda yok. Sıkıntı var. Evet. Uzaktan şut attı mı bir Masuaku şutu hatırlıyorum. Uğurcan'ın solundan dışarı giden. Altı kenarından evet. Tek hatırladığım şut o. Uzaktan şut. Birebir de etkili. Mesela Beşiktaş'ın bulduğu goldeki o hücum varyasyonları var mıydı? Genel olarak yok. O zaman iş kalıyor sadece birebir işe. İşte Semih'in kafayı Volkan Hoca'nın anlattığı gidip karşı karşıya defansın araya girdiği falan. Onu da kapanan savunmaya karşı kaç defa yapabileceksin? Buraları biraz üretkenlikte geçmesin. Ki kapanan savunma diyoruz ya, orada da bu işin yıllarca Simeone ile beraber sanatını yazmış olan bir Savic'den bahsediyoruz. Evet. Yani nasıl kapanılması gerektiğini, hiç boşluk bırakmadan rakibe böyle ızdırap çektirmenin ne olduğunu en iyi bilen isimlerden birisi yani. Yani 2-3 pozisyon verdi Trabzonspor. Verdi. Tabii ki. Uğurcan'ın kurtardıkları var. Yani çok ön plana çıktı. Ama 10 kişi
ligin en formda takımına kadar da bu kadar normal yani. Çok uzun bir süre 80 Doğru. dakika, 85 dakika. 90 dakikaya uzatmalara beraber Tabii rahat. Yani çok uzun bir ya süre. Bu haftaya kadar sonuçta ligin en formda takımı gitti çok Trabzon'a. Net. Yani bugün, Doğru mu? Milli ara öncesindeki en formda takım Beşiktaş'tı. Beşiktaş en formda takım olarak gitti oraya. Çok net. Bugünün özeti 10 kişi Trabzon iyi savunma yaptı. 10 kişi kalan rakibine karşı Beşiktaş zorlandı.